Başlayabilir miyim? Buyurun. Peki. Değerli basın mensupları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, gençliği yetiştiriniz, onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onları kavuşturacaksınız sözleriyle gençliğin önemini dile getirmişti. Ama geleceğimize emanet ettiğimiz gençlerimiz bugün maalesef mutlu ve umutlu değil. Peki gençlerimiz neden umutsuz ve neden mutsuz? Geçtiğimiz 19 yılda hiçbir öğrenci başladığı sistemle ve müfredatla mezun olamadı. Gençlerimiz rayına oturmayan eğitim sistemi ve sınav sistemi nedeniyle sürekli mutsuz ve tedirgin oldu. Üniversiteyi farklı bir şehirde kazanan gençler yurt sorunuyla, geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Üniversiteyi bitiren gençler iş bulma ümitlerini her geçen gün biraz daha yitirdi ve bunun için mutsuz oldu. Atamızın söylediği gibi geleceğimizin aydınlığına gençler ile kavuşacağız. Ancak AKP iktidarında hatalı eğitim politikaları nedeniyle gençlerimiz iyi bir bugünü yaşayamıyorlar. İyi bir bugünü yaşayamayan gençlerimizin geleceği nasıl olacak? Değerli basın mensupları, bugün sizlerle paylaşımımı iki bölümde yapmak istiyorum. Bir tanesi LGS sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, diğeri de yükseköğretim sisteminin kanayan yarısı haline gelen vakıf üniversiteleri arasında açılan makas. Önce güncel olduğu için LGS ile dilerseniz başlayalım. Evet, LGS sonuçları açıklandı ve LGS sonuçları bir kez daha bize eğitimde fırsat eşitsizliğinin gittikçe kötüleştiğini, derinleştiğini bir kez daha gösterdi. Zaten bildiğimiz gibi Milliyetin Bakanlığı'na yetersiz verilen bütçe, yanlış yönetimler ve tercihler sonrasında eğitim sisteminin büyük yara aldığını biliyoruz. Ve eğitim sisteminde yine 4+4 sisteminin öğrencilerin başarısını ve bu gidişatı nasıl olumsuz etkilediğini de biliyoruz. Ve fırsat eşitsizliğinin ardından gelen pandemi sürecinde fırsat eşitsizliğinin daha da derinleşmesi eğitim sürecinde kanayan bir yara haline geldi ve sınav sistemine de yansıdı. LGS sınav sonuçları içerisinde incelediğinizde görülen öyle bir büyük makas var ki eğitime erişebilen, kaliteli erişebilen, erişemeyen veya kaliteli olarak erişemeyen öğrenciler arasındaki farkı çok net gözler önüne seriyor ve bu aslında çok önemli bir sorun. Biz açılan bu makası kapatın kapatın dedikçe makas kapatılmadığı gibi sadece etkinlikler düzeyinde bir şeylerle oyalanmaya çalışıldığı gibi peki okullar Eylül'de açılacak ne yapıldı? Milli Eğitim Bakanlığı'na ek bir bütçe mi verildi? Çünkü biliyoruz ki pandemi sürecinin eğitim sistemi üzerinde olumsuz etkilerini azaltmanın yolu ülkelerde öncelikle milli eğitim sistemini iyi yönetebilmek ve yeterli kaynağı ayırabilmek. Peki bizde öyle mi oldu? Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi hep yetersizdi söyledik, ek bütçe dedik verilmedi. Zaten mevcut bütçelerinin de hepsinin kullanılması kendilerine sağlanmadı. Şu anda biliniz ki Milli Eğitim Bakanlığı tasarrufa yönlendirilen tek bakanlık oldu, hele hele COVID süreci içerisinde. Peki okullar açılacak ne yapıldı? Yeni derslikler mi yapıldı? Sınıflardaki öğrenci sayıları mı azaltıldı? Öğretmen atamaları yapıldı da biz mi duymadık? Ya da sağlık ve yardımcı personel kadroları verildi, atandı da biz mi duymadık? Peki ne yapıldı? O zaman ne bekleniyor bu sistemden? Bakın değerli basın mensupları, çok sayıda ülkede eğitim hiç kapanmadı, eğitime hiç ara verilmedi. Başarılı bir şekilde yönetildi. Hiçbir risk alınmadı ve kaynaklar da doğru şekilde aktarıldı. Ama maalesef Türkiye'de bu süreç doğru götürülmedi ve okullar Eylül'de açılacak. Peki ne yapıldı? Veliler bunu soruyor, biz de dile getiriyoruz. Evet, diğer taraftan. Son yıllarda akademik özgürlükleri en fazla azalan 6 ülke arasında ne yazık ki Türkiye'de bulunuyor.
Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında hiçbir dönemde çok yüksek olmayan Türkiye'deki akademik özgürlükler 2020 yılından itibaren de hızla gördüğünüz gibi düşmeye başladı ve sonuçlar gerçekten olumsuz bir hal aldı. Yine diğer taraftan ülkemizde yüksek öğretim devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri tarafından bildiğimiz gibi yürütülüyor. Yine zaman zaman sizlerle devlet üniversitelerinin eksiklerini, olumsuz yönlerini, yetersizliklerini paylaştık. Paylaşmaya da devam edeceğiz. Görüşlerimizi aktarmaya da devam edeceğiz. Bir dekan, bir mekan anlayışıyla kurulan, içi boş ve öğrenciye beklentisini veremeyen ve yine akademik özgürlükleri olmadığı ve başarılı çalışmalarla ön plana çıkan üniversiteler de olduğu ama akademik özgürlüklerin olmadığı ortamda çok üniversitenin de öğrencinin beklentisini karşılamadığını çok nette biliyoruz. Yani başarılı olan devlet üniversiteleri de vardı kendi çabalarıyla ama akademik özgürlüklerin olmadığı ya da olumsuz olan bu süreçte yetersizliklerle bazı devlet üniversiteleri de bir dekan bir mekandan öteye gidemedi. Bunları bir tarafta tutuyoruz, yer ve zaman olarak da sürekli değiniyoruz ve değinmeye devam edeceğiz. Ama bugün vakıf üniversitelerini masaya yatırmak gereğinin önemini bir kez daha vurgulayarak vakıf üniversitelerine şöyle bir göz atalım diyorum. Değerli basın mensupları, ülkemizde vakıf üniversiteleri şu anda eğitim yapıyor ve her geçen gün sayılarının arttığını da biliyoruz. Şu anda 77 vakıf üniversitemiz söz konusu. Bu arada bu üniversiteler arasında büyük uçurumlar olduğunu cümlemin başında ifade etmiştim. Her geçen gün sayıları hızla artıyor. Gerçek bir eğitim kurumu olarak eğitim veren üniversiteler de var. Ama bir eğitim kurumundan ziyade ticarethaneye dönüşmüş adı sadece vakıf üniversitesi olan maalesef kurumlar da var. Şimdi bu üniversiteler arasında büyük uçurumlar var demiştik. Bu yılda tercih zamanı artık. Tercih sonrasında öğrenciler üniversitelere yerleşecekler ve gençlerimiz hayallerindeki mesleğe kavuşmaya çalışacaklar. Ama üniversitelere yerleştikten sonra bazıları hayal kırıklığına uğruyor, aradığını bulamıyor. Ya da bazıları üniversite eğitimi sırasında işsizlik, iş bulur muyum kaygısıyla eğitimine devam ediyor ya da sonrasında iş bulamıyor. Ama bu arada da aldığı eğitimin kaliteli olmasının da iş bulması konusunda tabii ki önemini biliyoruz. Şimdi bu sebeplerle söz konusu üniversitelerin, vakıf üniversitelerinin gençlere katkısını önemsememiz lazım ve bu konuda kötü örnekleri de masaya yatırmak ve yüksek öğretimin bu sorununun bir an önce çözülmesini istememiz gerekiyor. Değerli basın mensupları, ülkemizde 77 vakıf yüksek öğretim kurumu olduğunu söylemiştim. 2002 yılında 22 civarındayken, şimdi 2021'de 77'ye çıktığını vurgulayayım. Bu üniversitelerle ilgili değerlendirmeler, şu anda söyleyeceğimiz rakamlar, oranlar, zaten YÖK'ün vakıf yüksek öğretim kurumları 2021 raporundandır. Yani biz söylemiyoruz, zaten kayıtlara geçmiştir. Ben burada üniversite isimlerini zaten vermiyorum. Ancak genel bir değerlendirme yapma ihtiyacı duyarım. Şimdi bu rapor sayıları %250 artmış olsa da AKP iktidarı döneminde birçoğunun tabela üniversitesi olmaktan öteye gidemediğini gözler önüne aslında seriyor. Öğrenci sayılarına bakalım önce. Öğrenci sayılarına baktığımızda 37 bin öğrencisi olan vakıf üniversitesi de var değerli basın mensupları. Birkaç yüz öğrencisi olan sadece üniversitede var. Bir üniversitede öğrenci başına düşen metrekare alanı çok önemlidir. Ve bunun standartlı, dünya standartları da vardır. Bırakın o standartları, bakın ülkemizdeki makasa. Öğrenci başına 310 metrekareye alanı düşen üniversitelerimiz de var. Bir metrekareden az alanın düştüğü öğrenci başına üniversitelerimiz de var. Kütüphane ve araştırma tabii ki önemlidir, söylememe gerek bile yok. Kütüphane alanı ve öğrenci başına düşen kitap sayısına bakıldığında öğrenci başına 5.9 metrekare kütüphane alanı ve 48 kitap düşen üniversitede var. Ama öğrenci başına bir kitap düşen ya da 10 santimetrekareye kadar alanın düştüğü öğrenci başına üniversitede var. Bir üniversitenin Ar-Ge harcamalarının ne kadar önemli olduğunu
yine söylemeye gerek yok. Bir araştırma geliştirme harcaması için bir üniversitenin 39 bin lira, 39 bin lira sadece. Ama aynı üniversitenin reklam giderleri için 1 milyon 67 bin lira harcaması ise bir takım şeyleri daha çok net olarak göz önüne getiriyor. Ne kadar reklama önem verildiği, bir ticarethaneye dönüşmüş olduğu ama maalesef araştırma geliştirmeyi önemsiz olarak gördüğünü bize gösteriyor. Değerli basın mensupları, bu rapor bazı vakıf üniversitelerinin hiç ya da minimum düzeyde kütüphane, kitap ve Ar-Ge yatırımı yaptığı ya da yapmadığı, nitelikli eğitim öğretimden uzak sadece tabeladan olduğunu göstermesinin yanı sıra bir başka şeyi daha buradan görmek durumundayız. Burslu öğrencilerin sayısı. Bakın, vakıf üniversitelerinin yerleşim alanlarından öğrenci sayısına, burslu öğrenci oranından Ar-Ge yatırımlarına ayırdığı bütçeye, öğrenci başına düşen kitap sayısı ve kütüphane alanından kadrolu öğretim üyesi sayısına kadar bakıldığında vakıf üniversitelerinin nitelik ve nicelik farklarını net olarak ayırmış oluyoruz. Ama bunu yaparken şuna bir parantez açmak gerekiyor. Bunların en önemlisi, bir vakıf üniversitesi ne zaman vakıf üniversitesidir? Vakıf üniversitesi, bunun altını çizmek istiyorum, vakıf üniversitesinin mantığı, amacı öğrenciyi fonlamaktır. Ama bizdeki sistemde, hepsi için demiyorum ama bazı, çoğu vakıf üniversitelerini öğrenci fonluyor. Şunu demek istiyorum. Bir üniversitenin toplam bir yıllık maliyetinin ne kadarının öğrencilerden elde ettiği, topladığı hasılatla, yani gelirlerle, ücretlerle sağladığının önemi var. Gerçek bir vakıf üniversitesi toplam maliyetinin küçük bir oranını öğrencilerden elde ettiği gelirlerle sağlayabilir, ücretlerle yani. Ki bu oranda Türkiye'de sadece %10'larını, %20'sini öğrencilerden sağlayan, hatta daha düşük öğrencilerden sağlayan, daha büyük bir kısmını, %80, %90'ı kısmını ise vakıftan sağlayan ve gerçekten vakfın amacına uygun davrandığını gösteren üniversitelerimiz var. Ama adı vakıf üniversitesi olup %90'ının üstünde öğrenciden elde ettiği gelirle %1-2, %5-10 kadar en fazla vakıftan karşılayan ve tam bir ticarethane denmesi gereken üniversiteler de var. Yani bunlara vakıf üniversitesi demek çok zor. O zaman işte az önce ifade ettiğim cümle, aslında vakıf üniversitesi ise, vakıf üniversitesi öğrenciyi fonlar ama bunlar öğrenci tarafından fonlanıyor. İşte buradaki mantığın yanlışlığını gözler önüne sermek istiyorum. Değerli basın mensupları, diğer taraftan bir öğrencinin bir üniversiteye maliyeti vardır. Bir maliyeti vardır. Bu maliyetin 2 katı, 3 katı kadar üniversiteleri hadi alabilir. Ama o kadar astronomik rakamlarda ücretler yükseliyor ki, bakın 25 bin ile 185 bin arasında değişen yıllık ücretler var. Ve buralara çocuklarını gönderenler hepsi zengin kişiler değil. Krediyle zorlanarak, bir şeyler satarak çocukları eğitim alsın diye ve nasıl bir eğitim kurumunun içine gittiklerini de gittikleri zaman görüyorlar. Yine söylüyorum, çok iyi, çok tam bir eğitim kurumu olan üniversitelerde olduğu gibi tabela üniversitesi görünümünde, ticarethane görünümünde olan üniversitelerde var. Diğer taraftan söz konusu bu vakıf üniversitelerine tabii ki genellikle kamu arazileri de tahsis edilmiş oluyor. Aslında onlar tahsis edilmiş olmasa devlet üniversitesi yapılabilir, burs verilebilir. Yani onların da bir maddi değeri var. Peki o zaman vakıf üniversitelerinden beklenen daha çok burs vermeleri değil midir? Yani buna baktığımızda alan başına, bölüm alan başına, tam burs sayısına baktığınızda bazı üniversitelerin gerçekten iyi düzeylerde tam burs verdiği, çünkü tam burs önemli burada, bazı üniversitelerin ise çok çok göstermelik düşük miktarlarda, ki şimdi YÖK bir sınırlama getirdi, ondan önce çok daha da düşüktü bu oran. Bir de biz bunu ifade etmekte önem arz ediyoruz. Madem vakıf üniversitesi, madem kamunun kendisine tahsis ettiği arazileri kullanıyor, o zaman daha çok bursu vermeli ve bu sınır aslında daha da yükseltilmeli diye düşünüyoruz. Nitelikli ve kaliteli yükseköğretim hedeflerimizden kesinlikle birisi olmalı. Ülkemizde tüm öğrencilerin iyi,
kaliteli ve tabii ki ücretsiz eğitim alması ve eşit eğitim olanaklarından yararlanması son derece önemlidir değerli basın mensupları. Sözü edilen rapor yalnızca vakıf üniversiteleriyle ilgili veriler içeriyor belki ama tüm üniversitelerimizde aslında bir taraftan da başarı kaybının yaşandığını da bize gösteriyor. Bu başarı kaybı sadece üniversitelerde değil, zaten LGS sınav sonuçlarına da baktığınızda aynı zamanda 4+4 sisteminden sonra gelen, sonra pandeminin getirdiği ve eğitim sistemindeki tüm olumsuzlukların getirdiği bir süreç içerisinde lise döneminde de, orta öğretim döneminde de bu başarıların düştüğünü çok net görüyoruz. Zaten başarısı düşmüş bir genç nesil üniversiteye doğru kayıyor ve üniversitedeki başarılar da zaten olumsuz etkileniyor. Tabii uluslararası bu konuda üniversite başarı ölçüm kurumları var ve onların yaptığı açıklamalara göre de dünyadaki başarı sıralamasında da üniversitelerimizin yerinin gerilediğini ben size sunduğum basın açıklamasından da gösterebilirim, size de ifade ettim. Değerli basın mensupları, eğitim sistemine bilinçli olarak siyasetin katıldığı bir süreçteyiz. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde gençlerimize nitelikli eğitim vermek ya da istihdam sağlamak gibi bir çabayı maalesef göremiyoruz. Gençlerin maksimum yararının öncelendiğini maalesef göremiyoruz. Bu tablonun değişmesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizde de ifade ettiğimiz gibi, üniversitelerimiz her türlü düşüncenin özgürce tartışabildiği, her türlü bilimsel çalışmanın özgürce yapılabildiği ortamlar olmalıdır öncelikle. Çünkü biliyoruz ki üniversitelerin bilimsel, yönetsel ve mali özelliği çok önemlidir. Bilim üretmeyen üniversiteleri olan ülkeler dışa bağımlılıklarını her gün artan bir biçimde sürdürmek zorundadırlar. Teşekkür ediyorum. Bir sorunuz yoksa basın açıklamamızı tamamlayalım. Benim sorum olacak efendim. Buyurun. Son zamanlarda vaka sayılarındaki artış dikkat çekiyor. Okulların açılmasına da çok kısa bir süre kaldı. Okullar açılacak mı, açılmayacak mı, bu tartışmalar var. Neler düşünüyorsunuz? Okullar açılalım, vaka sayıları önlenmezse eğer eğitim sistemine nasıl bir yansıması olacak? Bu sene de okullar kapalı olursa çocuklara nasıl bir yansıması olacak? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim bu sorunuz için. Aslında az önce konuşmamın bir noktasında buna değindim. Şöyle ki, vaka sayılarının arttığını görüyoruz, göreceğiz maalesef. Aşılanmanın önemine bir kez daha işaret ediyoruz. Maske mesafenin önemine bir kez daha işaret ediyoruz. Ama bu arada az önce de ifade ettiğim gibi bunun önlemlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınması gerekiyordu. Yani 1,5 yıllık bir süreci geçirdik. Bakın halen şunu net ifade edelim ki COVID sürecinin eğitim sistemine olumsuz etkilerinin olmasını önlemek bir kere gerekli kaynak ayırmaktan ve doğru yönetmekten geçiyor. Bunu başarabilen ülkeler böyle yaptılar. Biz de sanki pandemi sürecinde değiliz, zaten yetersiz olan bütçeye hiçbir ilave yapılmadığı gibi bir de tasarrufa yönlendirildi. Derslik yapılmadı, bu yıl derslik yapılmadı. Mevcut yarıdan başlananların belki tamamlanmaya çalışıldığını görüyoruz. Buna rağmen, şu mevcut halimize rağmen, COVID sürecine rağmen öğrenci sayılarını azaltacak sınıflarda hiçbir önlem alınamadı. Öğretmen atamaları 40 bin bekleniyordu, 60 bin ne çıkabilecek denmişti. 40 bin sözü zaten verilmişti. 20 bin de kaldı. Şimdi burada öğrencinin başarısı, öğrencinin maksimum faydasını önceleyecek ve gerçekten özveriyle çalışan öğretmenlerimizi önceleyecek ne yapıldı? Pandemi sürecine geliyoruz. İşte siz de ifade ettiniz ki sorunuzda artan bir risk ortamında ne yapılacak, nasıl olacak okulların açılması? Her şeyden önce hijyen önemli. Hani temizlik personeli, hani sağlık personeli, İşkur üzerinden geçici olarak sağlanan personel zaten çok yetersizdi. Yani büyük okullarda bir tane, en fazla iki tane olan yer bile çok nadir. Biz bunu yakından biliyoruz arkadaşlar. Çünkü biz bu okullarla sürekli temas halindeyiz. Yani pandemi süreci boyunca da biz sürekli olarak aylık, iki ayda bir ya da en fazla arayla onlarla Zoom üzerinden de toplantılar yaptık. Yani
Ne değişti? Size şimdi ne getirildi? Yeni bir sağlık personeli getirildi mi? Size bir temizlik personeli verildi mi? Hayır. Başta neyse şimdi o. Bu nedenle bu hazırlıksızlıklarla riskin yüksek olmasından veliler de tedirgin oluyor. Peki açılmalı mı? Tabii ki açılmalı. Mesela Japonya'da eğitim hiç kesilmemiş ama gerekli tedbirler alınıyor, gerekli kaynaklar ayrılıyor. Bu bizim geleceğimiz. Bu kadar açılan bir makasın telafisi için tek yapılan siz kaynağınızı bulun, etkinlik yapın. Bu mudur arkadaşlar? Bir kere o bilimsel farkları önce tespit etmek, eğitim yoksunluğunu ölçebilmek, kim ne kadar bilgi alabildi, kim ne kadar hangi bölgede, hangi okulda yetersiz kaldı bilgi alımında, eğitime erişimde. Bunu ölçüp teknik olarak hesaplayıp gerekli öncelikle bir takibi yapmak ve telafiyi yapmak gerekiyordu. Ama bunların hepsi için de bir finansman kaynağına ihtiyaç var. Bunlar için öğretmen, yeni öğretmen atamalarına ihtiyaç var. Bir taraftan öğretmenler emekli oluyor. 20 bin neye yarasın, ne kadar yetsin ki? Yani hatırlayalım, Adalet ve Kalkınma Partisi Sayın Genel Başkanı'nın 2002'de yaptığı konuşmalarda atanamayan öğretmenlerle ilgili olumsuz eleştiriler yapmıştı. Neden atanamasınlar, niye atanmıyorlar? Ama şimdi geldiğimiz noktada sayıya bakın. Ve bu ihtiyaç ortamında, şu COVID süreci ortamında. Bu nedenle biz de soruyoruz, ne yapıldı? Ne yapıldı? Bir yaz dönemi geçti, 1,5 yıl geçti. Hani nerede? Milli Eğitim Bakanlığı'nın eli kolu neden bağlandı? Milli Eğitim Bakanlığı'na bakıyorsunuz, bir tarafta bakanlık var değerli arkadaşlar. Bir tarafta eğitim ve öğretimden sorumlu bir komite var sarayda. İkisi zaten birbiriyle örtüşmüyor, birbirlerini eleştiriyorlar. Yani böyle bir durumda siz eğitim sisteminin doğru yönetilmesinden bahsedebilir misiniz? Her iki tarafı da aynı kişi atamış durumda. Bu süreçte ne yapıldığının çok net bir kere anlatılması, şu kadar sınıf yaptık, bu kadar şunu yaptık, bu kadar bunu yapacağız ve velilerin gerçekten tedirginliklerinin giderilmesi gerekiyor. Eğitim devam etmeli ama gereken önlemler alınmalı ve her şekilde öncelikle tekrar söylüyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı'na ek bütçe mutlaka verilmeli. Bağışlarla Milli Eğitim Bakanlığı yürümez. Evet, bağış alınır Milli Eğitim Bakanlığı'nda ama bağışlara bel bağlanarak Milli Eğitim Bakanlığı yönetilmez. Teşekkür ederim arkadaşlar. Buyurun efendim. Efendim merhabalar. ATV'den Büşra Durusoy. CHP'li Bolu Belediye Başkanı yabancı uyruklu vatandaşların şehirden ayrılmaları için su ve katık vergilere %10 katı kadar zam yapacağını belediye meclisine önerge vereceğini anlatmıştı. Bunun üzerine bu açıklamaları tepki çekti. Sizin değerlendirmeniz ne oldu? Şöyle söyleyeyim. Ben şu anda sizin eğitimle ilgili sorularınıza yanıt vereyim. Bizim parti sözcüğümüz Sayın Faik Öztürk hocamız zaten gerekli açıklamaları yapıyor. Belediye başkanımız da diğer grup başkan vekillerimiz de yapıyor. Ama eğitimle ilgili sorularınız varsa hemen yanıtlayayım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.